Pazartesi günü ilk tadımımız tazecik bir kayınvalide olsun. Gülnur Sultanım, buyur. Merhabalar Nursel Hanım tekrardan. Merhaba tatlım. Buyur, birinci tabağın başına geç. İşte o andasın. Hadi bakalım. Burası senin şov yapacağın alan. Tamam. Taşın altına elini koyacağın alan. Bak kaynanası da sana emanet etmiş. Tamam. Afiyet olsun. Ekşiliği iyiyim. Biraz yaprak hafif sert ama tadı güzel aslında. Ama boylarını biraz Nursel Hanım çok farklı sarmış. Ona göre biraz ayarlasaydı keşke. Hı hı. Birini büyük birini küçük yapmış ama öbürlerini bir tadacağım. Ona göre pirinci falan düşüneceğim. Biraz hafif çiğlik var ama güzel aslında. Yani ben biraz gibi çok pişmiş de sevmem aslında. Buyur. Ama güzel. Biraz tuzlu olmuş, tuzunu kaçırmış. Biraz da lapa gibi pirinç biraz fazla pişmiş. Bunu pek beğenemedim Nursel Hanımcığım. Çok pişirmiş, lapa olmuş. Evet, bakınız bir de tuzu çok fazla. Salamura mıydı yapraklar? Değil mi? Salamura. Bir tane daha tadayım isterseniz. Ay, nasıl baktıysam. Özür dilerim. O zaman üçüncü tabağa geçelim. Orada deneyelim şansımızı. Buyur, afiyet olsun. Bunun tadını pek sevemedim. Yapma ya. Evet. Ay beğenmeyen bir kayınvalide geldi. Evet. Buna ne olmuş? Yani şu an pişmemiş mi? Neyini sevmedin? Böyle bir yavan tat var. Sanki bir şeyler geçmemiş gibi. Bunu pirinci falan pişmiş mi aslında? Bu iki gelinde biraz tuzda biraz cömertlik yapmış herhalde. Yapamaz. Veya çünkü o zaman yapraktan mı bilmiyorum ama ilkinde öyle gelmedi. Pişmede sıkıntı var mı? Yaprakta ve içte. Aslında biraz bulgur, bilmiyorum yani çok bunda yavan bir tat geldi bundan. Onu anladım kız. Hı-hı. Pirinci diyorum, pişmiş mi pişmemiş mi? İşte diyelim. Beğenmeyesi var. Evet ben. Peki son tabağın. Nursel Hanımcığım. Canım. Ben 1'le 4'ten keyif aldım yerken. Ona ne olmuş? Aslında pirinçler biraz diri gibi geliyor ama keyif aldım. Yani o söylediğiniz etin tadını da aldım ben bunda. Ekşiliğini falan da evet, sevdim. Evet. Tamam. Hadi puanla. Ben bugün biraz acımasız davranacağım. 1, 5 ve 4 diyeceğim. İkinci tabak 1 puan, üçüncü tabak 1 puan, dördüncü tabak 5 puan, birinci tabak 4 puan. Nasıl yani? Çat 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 diyorsun. Bugün öyle oldu inşallah. Olur olur. Şunu açalım mı? İster misin bunu açmak? Tamam açalım. Tut kenarlarından lütfen. Kayınvalidemizin ilk dakikaları. İlk defa tadım yapıyor. Eğer bu, gelinimi şurada bulamazsam. Şurada ilk defa bulunuyor. Bulamayabilirsin ilk gün. O kadar sorun etme. Bulsan çok iyi olur. Pirinci çok pişmiş dedik ve biri bastık. Gülnur'cum kaldır bakalım. Biraz korkuyorum ama. Kork zaten. Kaldır. Damla. Şimdi öncelikle hoş geldiniz. Neydi isminiz? Gülnur. Gülnur. Gülnur Hanım. Şimdi tuz oranlarımız aynı biliyorsunuz ki içine aynı şekilde aynı tuz oranlarını koyuyoruz. Şimdi bir sarma
Neden tuzlu olur? İçi aynı tuz oranındaysa eğer. Başka neden olur? Salamura yaprak olursa olur. Evet, şimdi tam da orayı konuşacağız. Şimdi herkes burada batır çıkar yaparken ben burada iki defa haşladım. Özellikle tekrar soğuk suyla yıkadım. Çifter çifter yıkadım ki o yaprağındaki tuz gitsin diye. Şimdi nasıl tuzlu olabiliyor? Valla eline sağlık ama bana tuzlu geldi. Şimdi onlar çiğ diyor, ona da lapa dediniz. Evet, biraz fazla pişmiş. Ama onlar da pişmemiş. Biraz dirilik var ama tam et tadını, her şeyi aldım. Ama şimdi burada damak tadını bir kenara bırakıp olması gerektiği gibi mi diye bir düşünmemiz lazım ya. Şimdi onlar kıtır 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 pişirememiş demek ki. Bir sorun var orada. Şimdi onlar pişirememiş diye niye benim tabağım lapa oluyor? Valla ben beğenemedim Damlacığım. İşte ben yaptım ama... Eline sağlık, emeğine sağlık, yüreğine sağlık ama bana uymadı. Buradaki tabaklardan bunu beğenemedim. Siz çiğ seviyorsunuz biraz. Hayır, lapa sevmiyor. Yok, siz biraz kıtır kıtır seviyorsunuz. Zaten birinci tabakta da öyle bir şey, orada mı, şurada mı, öyle bir şey söylediniz değil mi? Aynısı. Biraz birinci dişe gelsin söyleyeyim. Böyle kıtırlık seviyorum dediniz. Şimdi ben Sivaslıyım zaten. Şurası da bir garibime gitti yani. Sarmadan pek bir haberiniz yok galiba. Tokat'ta biliyorsunuz yani bu çok da meşhurdur. Sarmayı sardıktan sonra altına et döşenir. O şekilde pişirir. Tokat'ın da zaten çok meşhurdur yaprağı. Şimdi bilmemenizden şimdi tadının da alamayıp ya bu şekilde ya bundan bir gurmeli beklemiyorum zaten size. Siz sarma falan yediniz mi? Olmamış, olmamış. Daha önce gerçekten sarma yemediniz bence. İnşallah bir dahakine daha güzel yaparsın. Çok aynı ya. Hemen hemen çok aynı. Benim bu yemeği yapamama şansım yok. Ama sizin o tadı alamama şansınız çok fazla. Keşke çenen kadar yapabilseydim. Yok, elim de yavrum. Çok güzel çok pişirmişsin elim gerçekten. Çok... Ya Gülnur teyzeciğim sen hiç merak etme. Benim elim de çalışıyor, çenen de çalışıyor ama senin gelinin sadece çenesi çalışıyor. Sen kaynana mısın Gülnur? Ben yok, henüz ben evlendirmedim kimseyi. Yani sağlam bir oğlum. Kaynana geliyor demek istiyorum. Bir kaynana uzmanı olarak. Evet. Dörttü değil mi bu? Evet. Bakalım kim? Tut yani... kenarlarından lütfen. Hmm. İkinci en yüksek puan. Kayınvalidemiz kendinden çok emin. Bakalım kime dördü verdi? İçinde bir tık, tıkırlık var dedin. Evet Nursel Hanım. Ama ben biraz tıkır severim dedin. Evet. Aç bakalım kimmiş? Hadi bakalım. Özlem. Çok iyi başlangıç. Kaçırmışsın gelinini. Gülnur teyze bravo. İşte böyle. Böyle devam edersen Yeşim'i buradan göndeririz. Güzel kızım. 5 vermek isterdim ama... Dördüncü tabağı daha az beğendim. Benim tabağımı daha çok beğendin. Neden ona 5, neden bana 4? Biraz aslında ben sana... şekillerinden herhalde Özlem. Özlemciğim ama... neden 4 biliyor musun sana? Neden? Çünkü dördüncü tabak seninki çiğ, dördüncü tabak daha çiğ. Çiğ seviyor, kıtır kıtır. Ya bu efsanenin sesine kulak verin. Tutuyorum bak, kendimi bir saattir tutuyorum. Siz burada gram tereddüt yaşamadan çat 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 çat. Direkt gelininizi neredeyse buldunuz. Yaprak pişmemiş. İçi pişmemiş. Siz o tabağın şekilleri olmuş dediniz. Dördüncü tabağın şekilleri bozuk dediniz. Ya siz mutfağa giriyor musunuz normalde? Herhalde. Düşünüyorsunuz. Senin yaşın kadar benim mutfakta olabilir. Tecrübem var. Burada... Yani o yaprak büyükse onu ortadan ikiye kesersin. Yok burada öyle olmaz. Ona göre ayarlarsın burada... yani. Dengeye kurarsın. Çatal ucu bile değdiremezsin. Burada şef kes diyorsa kesersin. Tuz ne kadar veriyorsa onu kullanırsın. Burada kurallar var. Burada evde yaparsınız. Evde isterseniz 15'e bölün. İzin burada... verirseniz gelinimle konuşabilir miyim? Yok. Onun tabağıydı Yeşim Hanımcığım. Yok. Çünkü ben konuşuyorum şu anda. Gelininizin o tabağa daha fazla puan istemesini ben kaldıramayacağım çünkü. Yaprağı pişmemiş, pirinci pişmemiş bir tabak daha fazla ne alabilir? Eline yüreğine sağlık Özlem kızım. Kusura bakma, bir dahakine bulacağım seni. Çok güzel oldu. Daha çiğsini yap. Teşekkür ederim. Evet, daha çiğsini yapacağım, daha çiğsini bulsun. Bekliyorum. Olur, olur. Bak böyle gidersen olur. Evet Nursel Hanımcığım. Bence çok sağlam, güzel bir başlangıç yaptın. Öyle mi? Ama sakın şımarma. Peki, tamam mı? Tamam. Şu bir puanla kaçırdın ya, o bizim işimize gerçekten çok yarayacak. Gerçekten çok beğendim. Evet. İnanın çok beğendim ama işte olsun, o da nazar boncuğu olsun. Olsun. Yarın daha güzelini yapalım. 5 puan
en değerli puan gelinimize gitmediği kesin. İki rakipten birine gitti ama kime? İki rakipten birine gidiyor puanımız. Kaldır görelim. Hadi bakalım. Aleyna kaptı puanı. Yavan dedi. Tabii ki de beş ama beş verecek halimiz yok. Şimdi Yavan ve tatsız deyince akıllara Aleyna geliyor. Buraları sessize alın, duymayın. Çünkü kıskançlıktan yapıyorlar. Gülnur ablacığım, hoş geldin. Hoş bulduk. Çok güzel geldin. Gülnur abla, sen gerçekten işini biliyorsun. Sende gerçekten bir damak zevki var. Çok güzel moralimi yerine getirdin. Afiyet olsun. Çok hakkaniyetli bir puan yaptığını düşünüyorum. Hak bunun neresinde? Nasıl neresinde? Senin pirinç. Ben müzik alabilir miyim? Oynamak istiyorum. Sözcük bulamadım, müziğe geçelim. Yok, hayır. Beş oyna. İnanın, oh, süper. Gerçekten bana bir vererek gururumu okşadınız. Çünkü lezzetli bir tabağa puan verme gayesiyle buraya zaten gelmediğinizi biliyorum. Çünkü benim tabağım Allah'tan çok şükür pişmiş. Pişmiş bir tabağa, lezzetli bir tabağa puan vermeyeceksiniz. Tabii. Bir tabakta yeni gelen bir kayınvalide. Ya bunu değiştirin artık, trend oldu. Tuzlu tuzsuz, tuzlu tuzsuz. Yani ekrandan izliyorsunuz, akılda bu kalıyor galiba. Çünkü tabağa dair tek bir yorum dahi yapamıyorsunuz. Üçüncü tabağın başında dediniz ki, ben bu tabağı beğenmedim ya. E çünkü acayip lezzetli bir tabak var. Buna nasıl kalıp kendini böyle mi avutuyorsun sen? Hayır, bunlar gerçekler. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benim tabağıma tuzlu deseydin ne derdin? Çiğneyeceğine tuzlu deseydi. İyi karıştıramamışsın derdin. Pişirememişsin. Kendi tabağına gelince ne diyorsun biliyor musun? Pişmiş. Bunlar sizin kılıflarınız, tuzlu tuzsuz. Ya benim pirincim gayet de pişti. Aleyna. Ben biliyorum. Aleyna. Tamam mı? Ben pirincimi biliyorum. Aleyna. Ne lafa benim pirincim ne de çiğ, ne de demek diri. Demek en çiğ seninki, beşi sen aldığına göre. Yok. Asla da bak. Şekilleri olmamış. Pirinç pişmemiş. Yeşim, daha ne bekliyorsun? Yeni gelen kızdan bile kötü yapmışsın. Lütfen çeker misiniz? Senin için vermem lazım. İlk de anladım yani, sevdim ama bilsen. Sanki küçük sardım gibi geldi de. Anladım. Küçük isimden birinin senin olduğunu hissettim. Asla. Yani hareketi. Bir de seni çok merak ettim. Zaten bu tabağı 5 alsaydı... Kıyamet. O bak, tabak evet. Git baksana şu tabağına ya. Aleyna. Tabağına bak ya. Bak, UFO gören masum köylü. Sen orada pişmiş, lezzetli bir tabağa yaklaştın. Bebek gibi mis gibi. Burunun ya. Okşandı değil mi? Vallahi en güzeline özlemim yapmıştı. Aleyna kızım, seninki de çok güzeldi. En güzeline ben yapmıştım. Çok doldurmuşsunuz Yeşimcim. Herhalde yoruldunuz artık. Gitme zamanı mı ne?